Balı şeyi soracağım. Hani şimdi bizde genel olarak hisse senetleri tarafında Türkiye borsası yurt dışını takip etmiyor ama şimdi Mehmet Bey tekrar bir Londra turu atıyor. Amerika'da birkaç tur attı. Sonra galiba IMF Dünya Bankası toplantılarına gidecek. O da önemli toplantıdır biliyorsun sen de. Hani oradan böyle hangi ülkeler nasıl bundan nemalanacak o çok konuşulur orada. Bu genel hava sence emerging'ler açısından hisse senetleri ve emerging'lerin tahvil bonoları açısından nasıl bir hava ifade ediyor? Burada bir düzelme görürsek bunun bizim gibi ülkelerde olumlu bir yansıması görülür mü sence? Ya Türkiye zaten her zaman ayrışmıştır. Yani biz negative commitment deriz mesela. Türkiye tamam yani Amerikan piyasası çökebilir vesaire ama Türkiye'nin yatırımcısı ayrıdır ya. Sen her şeyi Evet. doğru yaparsan Türkiye'ye para girer. Zaten Türkiye'de reel faizleri de düzgün bir yere getirirsen ve politikalar kredibilite kazanırsa Türkiye çok daha dayanır. Yani biz Amerika'nın kötü olduğu dönemlerde hani Türkiye'nin de iyi gittiğini görüyoruz. Hani şu süreçte dahi baksana hani Evet. S&P Nasdaq nasıl aşağı geldi. Türk piyasası iyi gidiyor. Yani keşke bu durumda olmasaydı. Keşke hataları yapmayıp hani böyle para dilenecek duruma gelmeseydik. Ama en azından şu anda yapılan hareketler doğru gidiyor. Ve benim anladığım kadarıyla Türkiye tamamen daha önce de konuşmuştuk bunu. Batıya dönmüş durumda. Muhtemelen bir not artırımı gelir. Yıl sonundan önce gelir diye düşünüyorum Türkiye'ye. Yani onlar da biliniyor bence. Goldman Sachs'la el ele kol kola yürümemiz de bunu gösteriyor. Amerika'ya yakınlaşmamız, işte NATO ile ilişkilerimiz, şunlar bunlar. Her şey artık Türkiye'nin daha yabancı yatırımcının cazip olacağı bir ortama çekileceğini gösteriyor.